Gelin biz bir kez daha Manavgat'a bakalım. Manavgat'ta Sevgi Deniz ve kameraman Fatih Durmuş mesaideler. Ve şu an Sevgi tam olarak arkanda bir dağ görüyoruz. Orası da sanıyorum büyük hasar görmüş, yanmış. Biraz anlatır mısın? Neredesin şu an? Şu an yangının sirayet ettiği diğer köydeyiz, Salur köyündeyiz. Bu noktada da ekipler hem havadan hem de karadan destek sağlıyor. Bölgeden çok fazla çevre ilçelerden de belediye ekipleri bölgeye geldi. Tabii hem sulama araçlarıyla belediye ekipleri destek gönderiyor bölgeye, hem de kamyonlarla sular bölgede hazır bekletiliyor itfaiyeye destek sağlanmak için. Vatandaşlar da yine bölgede olan vatandaşlar da yine canla başla ekiplere su, yemek ihtiyacını karşılıyor. Bulunduğumuz bu noktada yangın ne yazık ki henüz kontrol altına alınamadı. Hem havadan hem de karadan destekler sağlanıyor elbette. Sağlık ekipleri köylerde hazır bekletiliyor. İlçeyi evet dumanlar sarmış durumda. Çünkü rüzgar sürekli şiddetini arttırıyor. Aslında bu durum ne yazık ki ekiplerin işlerini güçleştiriyor. Poyraz sürekli hızını arttırıyor. Tabii biz de aslında şehir merkezinden yayınlarımızı pek çok noktalardan yapmıştık. Pek çok Manavgat ilçesine bağlı köy alanlarında yapmıştık. Biliyorsunuz ki 4 farklı noktada başlamıştı yangın. Şehir merkezine sirayet etmişti. Ancak o noktalarda yangın kontrol altına alındı. Ancak ormanlık alanlarda ve yüksek kesimlerde bulunan ormanlık alanlarda henüz ne yazık ki tam olarak kontrol altına alınmış değil, ama bölge ekipleri düne göre bakarsak sayı arttırılmış durumda. Ekipler dediğim gibi çevre ilçelerden belediye ekipleri de çok sayıda ekip bölgeye görevliler gelerek destekte bulunuyorlar. Tabii hızlı bir müdahale yapıldığı için aslında şunu da söylemekte fayda var. Sevindirici bir haber, çünkü bu bölgede bulunan, yani Salur köyündeki vatandaşların bulunduğu alana sirayet etmediğini biliyoruz. Bu bizim için çok sevindirici bir haber, çünkü ekipler hızlı bir müdahalede bulundular. Dolayısıyla yangına pek çok noktadan dediğim gibi ekipler canla başla müdahale ederek yangını kontrol altına almaya devam ediyorlar. Tabii şu anda hocalar Sarp Kayalı, Gündoğdu devam eden bu noktalarda yangınları biliyoruz. Bakan kurum da bizlere bu bilgileri aktarmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli aktif olan yangınların son durumunun iyi olduğunu söyleyerek aslında bir nevi sevindiren haberi bizlerle paylaşmıştı gün içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar elde edilen hasar tespit sonuçları ise 2300 yapının hasar gördüğünü belirtti ve çevrede tespit çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangından etkilenen vatandaşlara yarından itibaren maddi destek sağlanacak. Kredi borçları ertelenecek. Biliyorsunuz ki çok sayıda hayvan da ne yazık ki yangın nedeniyle telef olmuştu. İşte o hayvanların da imhası yapılacak. Telef olan hayvanlar da imha edilecek diyelim. Yanan ağaçların yeniden bölgede yangın nedeniyle çok sayıda ağaç ne yazık ki kül oldu, ama yanan ağaçların yerine de yeniden ağaçlandırma yapılacağını paylaşmıştı bakan bizimle. Rüzgar her saniye şiddetini arttırıyor ne yazık ki. Bulunduğumuz bölgede de ekiplerin çok fazla işini zorlaştırdığını biliyoruz. Yine arkamda da görmüş olduğunuz gibi bölgeyi aslında dumanlar sarmış durumda. Yine bakanlar aslında yangının salı gününe kadar devam edeceğini bizlerle paylaşmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.